Gazeteciyim ben. Haber sokakta ve aslında sokakları seviyorum. Bisiklet de beni sokakla birleştiren, sokakla bütünleştiren çok önemli bir unsur. Sürekli bisiklet kullanıyorum ve aslında habere de bisikletle çok daha kolay ulaşıyorum. Bir de şu var, sıkışan trafik, o kentin gürültüsü, kentin yoğunluğu, bisiklet sizi bundan koparıyor ve gidebileceğiniz noktaya çok daha rahat ulaşmanızı sağlıyor. Dolayısıyla tavsiye ediyorum bisiklet kullanmayı. Bisiklet kullanalım. Bisiklet kullanmayı da yaygınlaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu 15 Kasım özel çekilişinde toplamda 2 milyon 471 bin Türk lirası kazandıracak. Bu özel çekilişte bir kişi tam 1 milyon liranın talihlisi olacak. Kim bilir, belki 15 Kasım'da büyük ikramiyenin sahibi siz olabilirsiniz. 15 Kasım 2018 Perşembe günü Genç TV'de saat 20'de canlı yayını yapılacak olan çekilişimiz 1 milyon lira sahibini bulana kadar devam edecek. Biletini al, şansını dene, kazanan sen ol. Canlım ve canlım. Dur ya, dur, nedir ki abam? Dur da benzin bitiyor zaten. Geçelim alalım oradan. Yok dur. Oradan almayacağım. Buradan alacağım. Hem sana sürprizim var. Şimdi gördüm sosyal medyada. Ora değil, buradı. Ne gördün ha? Söyle şimdi. Ne oldu? Ev kazandırırmış Alpet. Olur mu ya hiç öyle şey? Sen kesin yanlış bilin. Dur ha, soralım o adama. Selam kardeş. Ulleta korkma, evde var, arabada var Alpet farkıyla. Alpet Club kartınızı hemen alpetclubcard.com'a kaydedin. Her 50 liralık akaryakıt alışverişinizde 2018 model Jeep Renegade ve anlaşmalı markalardan yüzlerce ödül kazanma şansı yakalayın. Her 100 liralık akaryakıt alışverişinizde ev kazanma şansınız cebinize gelsin. Kuzey Kıbrıs Türksel, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs'ı sunar. Değerli dostlar, günaydın. Dün yine bir kadın cinayetiyle aslında programdan çıktık ve anında bu kötü haberle yüzleştik. Dün programımızı tamamlamadan önce size bir olaydan bahsetmiştik. Girne'de 17 yaşındaki bir kız çocuğu en büyük hayalimi gerçekleştirdim dedi. Ne yaparak? Sokağa çıkıp bir başkasını bıçaklayarak. Ve bu şiddet kültürünün hakim olduğu, bu şiddet kültürünün sokaklarda kol gezdiği, 5 dakika sonra, 10 dakika sonra kime ne olacağını bilmediğimizi söylediğimiz bir anda bir kadın cinayetiyle yüzleştik. 45 yaşında öldürülen kadın Gülbahar Ulutan. Bir evde temizlikte kadın gidiyor, orada temizlik yapmaya çalışıyor. Onu takip eden birisi gidiyor ve bir başkasının evinde bu cinayeti işliyor ve kaçıyor. Biz programa gireceğimiz saate kadar henüz polis tarafından tespit edilen Fatih Çıkırıkçı yakalanamadı. Şimdi bu şiddetin normalleştiği, şiddetin bu kadar kol gezdiği bu ortamı bizim içselleştirmemiz bekleniyor. Şöyle bir rahatlık var. Her ülkede olur. Sadece bizim ülkede mi? Başka ülkelerde de var gibi bir takım rahatlıklar var. Hayır, bizim bunu kabullenmememiz gerekiyor. Çünkü evet, bu coğrafyada savaşlar oldu. Bu coğrafyada cinayetler oldu. Bu coğrafyada tecavüzler oldu. Ama o savaşın acılarını silip Kıbrıs'ın kuzeyinde yeni bir dünyaya başlayan Kıbrıslı Türkler uzun yıllar bunlardan uzak yaşadı.
Bu tespiti yapıp neden o zaman yoktu, neden şimdi var üzerine bir siyaset geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu normal değildir arkadaşlar. Bugün şu anda nerede nasıl bir şiddet uygulanacağını bilmeden yaşıyoruz. Geliyor adamın biri, aranıyor işte. Bulan, gören, duyan eğer buradaysa, eğer güneye kaçmamışsa, eğer ne bileyim ilk uçakla adadan ayrılmamışsa, bir yerlerde saklanıyorsa çok gitmez bulunur Orhan Çıkrıkçı. Ama sorun şu ki son değil. Çünkü ilk değil. İlk olmadığı gibi son olmayacağını da biliyoruz ve bizi üzen nokta budur. Bizi üzen, bizi geren, bizi yaralayan, geleceğe daha karanlık bakmamızı sağlayan nokta budur. Daha çok unutanlar, daha çok Orhan Çıkrıkçılar bu coğrafyada mağduru ve katili oynamaya devam edecekler. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın. İşte 24 saattir ararsınız Orhan Çıkrıkçı'yı da 15. dakikada bulun. Bir önemi yok. Özür dilerim Fatih Çıkrıkçı. Bir önemi yok. Katili yakalarsınız, yargılarsınız. O bir katili yakalarsınız, onu da yargılarsınız. Başka katil yakalarsınız, onu da yargılarsınız. Yarın başka katil ama her bir katil yeni ölen bir kadın demek. 2001'den bugüne 38 kez yalnızca kadın cinayeti işlenmiş bu ülkede. Hangi gerekçelerle bilirsiniz? Biri ona yan baktı. Evin temizliğini yapmadı. Yemeğimi pişirmedi. Devam edeyim. Bu şiddet kültürü evlerin içerisine yerleşiyor ve maalesef evlerde de bu şiddet kültürü içerisinde büyüyen çocuklar sokağa çıkıp en büyük hayalini gerçekleştirme adına cinayet işliyor. Cinayette teşebbüs ediyor. Böyle bir şey bu kültüre, bu coğrafyaya yerleşti arkadaşlar. Kadın, kadınlığını bilecek gibi bir algı. Şiddeti doğuruyor işte bu. Yani onun üzerinden bir güç gösterisi, onun üzerinden bir erkeklik, adamlık gösterisi bizi bu noktaya getiriyor. Bunu kabullenmememiz gerekiyor. Bunu normalleştirmememiz gerekiyor. Yapmamız gereken şey hiç tereddüt etmeden, çok teşekkür ediyorum, hiç tereddüt etmeden buna karşı bir siyaset geliştirmektir. Bu cümleyi kendine defa kurması gerekiyor bu ülkeyi yönetenlerin. Eğer eşitliğe inanıyorlarsa. Şimdi aile içinde kadının görevleri var, aile içinde adamın görevleri var. Tamam. Ama bu şiddeti doğuracak, bu şiddeti yoğuracak ve bu şiddeti artıracak bir noktaya gelmemeli. Bunu reddederek ilerlemeliyiz. Bunu reddederek bunun üzerine yeni bir siyaset geliştirmeliyiz. Yoksa bugün Gülbahar bir tabut içerisinde ülkesine döner, ekmek parası için bu ülkede olan, bu ülkede çalışan birçok insan gibi bir tabut içerisinde ülkesine döner. Biz de bu pislikle, bu pisliğimizle yaşamaya devam ederiz. Bu ayıbımızla yaşamaya devam ederiz. Bu kaçıncı? Bakınız. 2011-2016 yılları arasında 5 kadın. Yılda bir kadın cinayeti. Ve o dönemlerde bir mücadele başladı. Cinayetler işleniyor kadınlara yönelik diye. 2011-2016 arasında 5 kadın cinayeti işlendi ülkemizde. Ve kadın cinayeti işlenmeyen yıl da oldu. Sıkı durun. 2017 yılında 5 kadın öldürüldü.
5 yılda 5 kadın cinayeti, 1 yılda 5 kadın cinayeti. Ve gerekçeler bulaşık yıkamaz, ev kirli, temizlik yapmaz, başkasına baktı, başkası ona baktı. Beni artık sevmiyor. Ayrıldık kendinden, ayrıyık. Ama başka sevgilisi var. Gibi 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 gerekçelerle. Tamamen erkeklik gösterisi. Tamamen gövde gösterisi ve güç gösterisi üzerinden. Bu ülkede bunu normalleştirecek adımlardan süratle kaçınmamız gerekiyor. Süratle kaçınmamız gerekiyor. Ve bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Sayın Zeki Çelen, bu ülkenin birçok örgütü bu konularda ne yapılması gerektiğiyle ilgili defa defa çalıştay düzenledi. Defa defa yuvarlak masa toplantıları yaptı. Ve defa defa hiç kuşkusuz onlarca kez raporlar ortaya çıktı. Ne yapılacağıyla ilgili. Kadın cinayetleri politiktir. Siyasidir. Bunun nedenlerini biliyoruz artık. Ve bunun üzerine gidecek bir takım yeni siyasetler geliştirmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, bir başka noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Dün 17 yaşında bir kız çocuğu sokağa çıkarak cinayet girişiminde bulundu. Bu ülkede işçi ve emekçi olarak çalışan bir kadını sırtından 7 kez bıçakladı. Aldılar, polise götürdüler. Dediler ki, aranızdaki husumet neydi? Bir husumetim yok. Bu kadını tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Peki bu cinayeti neden işledin? Aranızda husumet yok. Bu kadını tanımıyorsun. Bu cinayeti neden işledin? Cevap. Cevap. En büyük hayalimdi. Ne en büyük hayalimdi? Cinayet işlemek. Bunu söyleyebiliyor. Cinayet işlemenin hayali olduğunu söyleyebilen ve bunun için yöntem geliştiren, bunun için strateji geliştiren çocuklar büyüyor arkadaşlar bu toplumda. Hayaliymiş de yolda gördüğü ilk insanın üzerine saldırdı. Ve bizim bunu normal görmemiz, bizim bunu normalleştirmemiz isteniyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bunu reddedeceğiz. Ve daha acısını söyleyeyim ben size arkadaşlar. 2001 yılından 2018 yılına kadar bu yıl ikinci kadın cinayeti işlendi. 2001 yılından bugüne 38 kez kadın cinayeti işlendi. Daha kötüsü nedir bilirsiniz? Biz şu anda hangi evde kim şiddet görüyor bilmiyoruz. Hangi evde hangi çocuk babası, amcası, dayısı tarafından taciz ediliyor bilmiyoruz. Böyle bir sistemimiz yok. Ama bu kültür bu coğrafyaya maalesef yerleşti. Ve bu kültür üzerinden bu coğrafyayı yaşamamız isteniyor. Buna kesinlikle ve kesinlikle karşı çıkacağız. Ve bu notla paylaşıyorum arkadaşlar yayını. Şiddet kültürü bu coğrafyaya yerleşti. Bunu reddetmek ve siyaseten mücadele başlatmak gerekiyor. Harf hatası yapmayalım. Evet değerli dostlar. Yayınımızı
paylaşıyoruz. Siz de yayınımızı paylaşıyorsunuz ve lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Halil Yeğen Günaydın, Sertaç Yalçın, Cengiz Uğurlu Şanlı Türk, Hüseyin Karagözlü, Mehmet Ekin Vahiz, Tekin Türkay Günaydın, Cemsu Şengün, Raşit Erdenay, Levent Yüksek, Levent Kutay, Enver Özelmaz, Selim Sayarı, teşekkürler Sertaç Yalçın, Selda İçer, Umut Canar, Özlem Soykan, İrfan Gündüzler, Esra Şerebet, Sibel Nasıroğlu, Asuman Dinçer, Hüseyin Aslancan, Adriana Atakerler, Remziye Güröz, Orhan Kansu, Nevzat Nevzat, Korab Şerifoğlu, size de günaydın. Evet değerli dostlar, Birkem Töre 2002'den beri hükümet programlarında kadın hakları ile ilgili düzenleme ve kadın sığınma evi yapımı ile ilgili her şey var. Her sene toplantı var, çalışma var, elle tutulan ne var? Soruyor Birkem Töre. Bunun için turlar düzenleniyor. Yurt dışına gidiliyor, orada nasıl mücadele ediliyor, bunlara bakılıyor vesaire vesaire. Hiçbir şey. Bu süreçte ölen kadınların ise adı yok diyor. Ne şehit, ne gazi. Bu noktada yapılması gerekenler bellidir. Şiddet kültürüyle nasıl mücadele edilir, uyuşturucuyla nasıl mücadele edilir, gençlerin nasıl bir canavara döndürülmesi engellenir. Bunların tümü ciddi bir sorundur. Biz çocuklarımızı ne kadar bilinçli büyütüyoruz? Tablette seyrettiklerinden, oynadığı oyunlardan ne kadar haberimiz var ve kontrol altında tutuyoruz? Öyle şeyler söylüyor ki çocuklar, çıldırırsınız. Çıldırmamak içten bile değil. Peki neden? Çünkü biz bilinçli değiliz ki aileler olarak çocuklarımız bilinçli olsun. Ve bir başka olay. Kendisinden ayrılıyor diye nişanlısını, sevgili Bertu, eski sevgilisi, bıçaklayan bir kadınla da yüzleşti. Bıçağı eline alan, çünkü bu olaylar tetikliyor da zaman zaman birbirini, bıçağı eline alan bu şiddet kültürünü uygulamak için sokağa çıkıyor. Nevzat teşekkür ediyorum. Laden Alper teşekkürler. Soğumasın. Hüseyin Karagözlü'nün de öyle bir yorumu var. Kahveni soğutma diye. Aydın Çırakoğlu gündem yüklü diyor. Koral Şerifoğlu teşekkürler. Ali Nurcan Yıldırım. Hüseyin Karagözlü, %80'i yabancı kültür. Bizim Kıbrıslılar bunu kaldırmaz. Bizi idare edenler göreve diyor. Abi bu da bizi rahatlatmamalı. Yani bu suçu işleyenin kökenine, cinayete kurban gidenin kökenine bakarak rahatlatıyor kendini. Yıllarca böyle yaptı bu ülkeyi yönetenler. Nasıl olsa Kıbrıslı değil, nasıl olsa Kıbrıslı değil ve bu şiddet kültürü yerleşti artık. Dünya kadar kakateci vatandaş. Bir önemi yok artık kökeninin. Biz bu şiddetle iç içe yaşıyoruz artık. Ve bunu önleyecek, bunun üzerine gidecek yürekli, şöyle bir rahatlama var. Nasıl olsa suç olduğunda polis yakalar, mahkemede cezasını verir. Cezaevi de 250 kişi, 280 kişi, 300 kişi hadi olması gerekirken 550 kişiye yükseldi. 1000 kişilik yeni cezaevi yaparak şimdi. Yarın 1000 kişilik cezaevi yetmeyecek, yanına 500 kişilik ek cezaevi daha yapacak. O da yetmeyecek, yanına 500 kişilik daha cezaevi yapacak. Ve böyle devam edecek hayatımız. Bu mu istediğimiz? Bu mu kabullenmemiz gereken? Evet, gümrük denetimleri önemlidir. Ama bir örnek vereyim ben size. Cezaevine satıcı olarak giren 19 yaşındaki bir çocuk, içici olarak, özür dilerim, uyuşturucu içti diye tuttuk, yargıladık, rehabilite etmedik, götürdük cezaevine attık. Orada koca koca suçlularla
yan yana 3 ay yattı. 1 yıl geçmeden aradan satıcı olarak tekrar girdi cezaevine. Bu ne demektir bilirsiniz? Cezaevi de suçlu üretiyor. Aslı Aksın, Yusuf Zeki Turan, Ahmet Çağman günaydın. 8.45 yayınımızın başlama saati. Hüseyin Karagözlü, evet doğrudur. Nerelidir bu insanlar? Bir önemi yok gerçekten benim için. Bu coğrafyada işleniyor bu cinayetler. Bu şiddet kültürüyle mücadele edemiyoruz. Bu şiddet kültürünü ortadan kaldıracak tedbirleri alamıyoruz. Ve insanlar Kıbrıs'ın kuzeyinde çok rahat suç işleyebileceklerini düşünüyorlar. Türkiye'de de olur bu olaylar. Londra'da yok mu? Rum tarafında da olur. Ne var burada da olursa gibi bir rahatlıkla sadece ve sadece kendimizi avutuyoruz. Sadece ve sadece burada yaşadıklarımızı normalleştiriyoruz. Bunu reddetmemiz gerekiyor. Söylemek istediğim budur. Çünkü bu kültür başka şeyleri yok ediyor. Buraya da dikkatinizi çekmek isterim. Bakınız. Eskiden yola çıkan yolda kalmaz diye bir söz vardı. Hatırladınız? Bir kadın tek başına ya da yanına küçük çocuğunu alıp otostop yapardı. Beyefendilerde dururdu. Kadın arabanın arkasına otururdu. Gideceği yere giderdi. Yola çıkan yolda kalmazdı. Şimdi garibi garibanı arabamıza almıyoruz, alamıyoruz, korkuyoruz. Birinci tembih budur. Araba sürmeyi öğrenen çocuklar, ailelerin yolda birini almayın ha. Neden? Çünkü bıçak dayarlar, kafanızı keserler, paranızı alırlar, bilmem ne parlar diye bir kültür yerleşti. Komşu komşuya selam vermiyor. Komşu komşuyla tanışıp çevresini genişletmek istemiyor. Ne kadar yalnız o kadar iyi diye bir kültür gelişti. Ve bu özelliğimizi biz kaybettik. Komşu olmak, komşularla iyi ilişki kurmak, insanlara yardım etmek. Bu özelliklerimizi yitirdik korkudan. Soner Akdeniz, Muhammed Gaffari, Evren Manlaş, Esin Esmen, Cemil Özmert, Pembe Oral Kutlu, Ali Kaplan, Halil Yeğen günaydın, Birkem Töre okumuştuk mesajını, Devrim Baca günaydın, Muhammed Gaffari, dünyanın her yerinde şiddeti ortadan kaldırmanın yollarını bulmaya yönelik anketler, araştırmalar yapılıyor. Sonuçlar ne kadar yol gösterici olur bilmem. Bildiğim öf nedir bilmeyen, hukuku tanımayan, insanı insan yapan değerleri bir bir tüketerek içgüdüleriyle yaşamakta ısrar eden şiddet yanlıları serseri mayın gibi ortalıkta dolaşırken suçluları dışımızda aramak bir yabancılaşmadır. Kendimize, değerlerimize, yaşadığımız topraklara yabancılaşmadır. Şu anda yaşadığımız budur. Muhammed, diline sağlık. Ya bu yabancılaşmanın orta yerinde sorgusuzluğun huzuruyla gülümseyen insan suretlerinden oluruz ya da huzuru kıskanarak yaşamayı göze alırız. Yabancılaşıyoruz kendi örfümüze, ananemize, adetimize. Ne aile huzuru kaldı, ne komşu ilişkileri kaldı. Ama bunların tümünün altında yatan aslında bu korkumuzdur. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Kimin bize nasıl yanaştığını bilmiyoruz. Kimin bizi ne saat, nerede, hangi şiddeti kullanarak, hangi yöntemi kullanarak hırpalayacağını bilmiyoruz. Değerli dostlar, böyle bir sıkıntımız var. Ve bunu doğru teşhisi yaparak çaresini bulmamız gerekiyor. İnsanın insana güveninin olmadığı yerde insanın insana saygısı olmaz, bir başkasının yaşam alanına saygısı olmaz, bir başkasının hayatını nasıl negatif etkileyeceğiyle ilgili en ufak bir düşüncesi olmaz. Evet, böyle bu tür insanlar hep vardılar ama dışlanırdılar. Şimdi herkes aynı pozisyona geldi. Bu toplumdan kopuk,
bu coğrafyadan kopuk bir noktaya geldik. Bu toplumu görmek istediğimiz nokta bu mu? Bunu reddetmemiz gerekiyor. Katriye Akçagil, Eda Emine Ağa, Arzu Aktaş, Yağmur Düşer, Yağış Akpınar, Ediz Uzun, Elvan Kınış, Fatma Keleş, Günaydın, Naci Taşeli, Adem Beydola, İrfan Güneş, Orçun Erhurman, Günaydın, Raşit Erdenay, Levent Yüksek, Levent Kutay, Sertaç Yalçın, teşekkür ediyorum. Okumadığım yorum varsa onları atlamama adına bir taraftan da telefona bakıyorum değerli dostlar. Semral Özyaprak, Özler Fidaner, günaydın. İzzet Çavuş, kardeş günaydın, hayırlı yarın yayınlar demiş. İzzet'im çok teşekkürler. Ömer Tabur, askerlik arkadaşım. Sevgili Ömer, günaydın. Millet sokaklara dökülüp değişim istemedikçe hiçbir şey değişmez. Sizden rica ederim. Bir öncülük yapınız ve bir kampanya başlatınız. Her türlü şiddete karşı gereken yapılmalı. Dünyada çok örnekleri var. Dönüştürüyorlar gençleri arkadaşlar eğitimle. Doğruyu öğreterek. Biz bu şiddet artarken kendi eğitim sistemimize yönelik en ufak bir müdahalemiz var mı? Dışlandığını hisseden, fakir olduğunu hisseden dünya kadar genç bunun öcünü bir başkasından almak için şiddete başvuruyor. Mekan önlerindedirler. Yol kesiyorlar. Haraç istiyorlar. Bunların tümü poliste var. Başka bir şey yapıyorlar. Giremedikleri mekana, imkansızlıklarından dolayı giremedikleri mekana girenleri mekan çıkışında tutup dövüyorlar. Bunu yaşadık biz bu ülkede. Ve itiraf ediyorlar sonra. Ne münasebet onlar öyle yaşar da biz böyle yaşarız. Evet, gelir dağılımıyla ilgili farklılıklar normaldir. Çok çalışan vardır, iyi kazanan vardır, daha kötü kazanan vardır. Ama bu küçük nüfus yapısında bizim insanlar arasında bu kadar yüksek derecede statü ayrımına izin vermememiz gerekiyor. Biz neyle övünürdük Kıbrıs'ta? Herkes aynı yerden alışveriş yapar. Herkesin arabası var, birinin daha kaliteli, birinin daha kalitesiz. Herkesin evi var, birinin 400 metrekare, birinin 200 metrekare, birinin 90 metrekare. Ama herkesin evi var. Biz bununla övünürdük. Biz bu değerlerimizi de kaybettik. Geçen gün pazar sabah kahvaltımızı yapıyoruz annemle. 1967 yılında mezun oldu annem liseden. Kız Meslek Lisesi'nden. O günlerde gördükleri derslerin ismini söyledi bize. Aklım hayalim karıştı. Ben öyle bir ders görmedim. Öyle bir ders adı olacağını da hayal etmem. Önce öğrenciye öğretirler. Önce öğretmen öğrenirdi. Sonra öğrenciye öğretirdi. Oturmasını, kalkmasını, komşu ilişkilerini, insan ilişkilerini. O da gider annesine, babasına, kardeşine, çevresine öğretirdi. Ve bu şekilde devam ederdi. Biz bu özelliğimizi kaybettik toplum olarak. Gençleri dönüştürmemiz gerekiyor. Bir nesli kaybettik. Bir nesli kaybettik. Bir nesli daha kaybettik. Bir nesli daha kaybetmeye hiç kimsenin izin vermemesi gerekiyor. Şimdi bu gerçekler ışığında eğitim sistemini değiştirmek için kılını kıpırdatan var mı? Bu konuları önüne alıp okulda şu programı, sokakta şu programı, mahallede bu programı uygulayacağım diyen bir kamu yönetimi var mı? Yok. Ne var bilirsiniz? Ne kadar para topladık? Memura ne kadar para ödeyecek? Ödedik. Tamam. Başka da geliştirilen politika yoktur maalesef. Yani işte yatırımı artırmak için şöyle yapalım. İşte bu yolu dökemedik. Ne için? İşte Türkiye'den kaynak gelmedi. Gelmeyecek de. Çünkü bu ülkenin siyasetçisinin de bu coğrafyaya aidiyetini kaybettiğini görüyoruz. Benim bir siyasetçiden
En son duymak istediğim şeydir arkadaşlar. En son duymak istediğim şey ne ama ben mi yapacağım her şeyi? Ben yaparım da beni eleştirirler. Evet, sen yapacaksın. Sen yapacaksın. Siz bu toplumun önüne geçtiğiniz siyasetçi olarak. Siz bu toplumun önüne geçerek siyasetçi olarak toplumu dönüştürmeyi vaat ettiniz. Bu dönüştürme yalnızca ekonomik anlamda değildir. Bizim zihinsel bir devrime ihtiyacımız vardır. Bir dönüşüme ihtiyacımız vardır. Buralara kendini ait hissetmiyor artık insanlar. Kıbrıslı Türkler çocuklarına git annem eğitime de gelme diyor. Bu ne demektir bilir misiniz? Bu ülkenin yetişmiş insanları bu coğrafyayı terk etmeyi bir meziyet sayıyor. Bununla yaşıyoruz biz. Dünyanın birçok yerinde ciddi başarılara imza atan Kıbrıslı Türkler vardır. Oldukları her yerde. Ve biz bunları yaşayacağız. Yeşil bir adamız vardı. Turizm cenneti yapabilirdik. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Devam edeceğim birkaç yorum okuyayım. Semral Özyaprak, Feral Uyumsal, Abide Gül Egemen, Şerife Damdelen günaydın. Coğrafya eski yıllarda herkes birbirine her şeyini biliyordu. Şimdi toplum yabancılaştı, evinde ne döner onu bilmez, bilemez oldu. Bu yıllarda aile çocuğunun durumunu bile göremiyor. Çünkü bağ, sevgi, saygı kalmadı. Pembe Aylanç'ın yorumu. Grafik Tasarım günaydın. Esra Uluçaylı, Hasan Gazioğlu. Okulların rehber öğretmenlerinin ne kadar önemli olduğu, okulların 15 yaşına kadar okula gitme zorunluluğu takip edilmeli. Çocuk gelişiminde maalesef spor, müzik gibi merakların önünde cep telefonu ve sapkın videolar geçti. Buna bir çare. Önce aileler fark edecek bunun yanlış olduğunu. Artık size ne benim çocuğumdan, ben istediğim gibi büyüdürüm bilmem ne, bunun bir geçerliliği kalmadı. Bunun bir geçerliliği kalmadı. Salih Yücesoylu, Önder Ekmekçi, Necdet Kırgın, Orçun Ekürman, günaydın abi, yeni stüdyonuz hayırlı uğurlu olsun, iyi çalışmalar demiş. Arkadaşlar beğendiniz mi stüdyomuzu? Bir önceki yayın yerimizi de seviyorduk biz ama stüdyoyla ilgili görüşlerinizi de almak istiyoruz açıkçası. Haber Kıbrıs'ın yeni stüdyolarından sesleniyoruz sizlere artık. Burhan Özsoy, Erdinç Ökten, Belgin Sefer, Berkay Ramiz. Geçti Borun Pazarı süreçeyi Niğde'ye. İthal vatandaşlık yaparken beraberinde getireceklerini düşünmediğimiz için sistemimiz hazır değil böyle şeylere. Çok mu gerekliydi nüfusumuz artırılsın? Oy uğruna yapılan bilinçsiz siyaset halkın da işine geldi. Ucuz iş gücü geldi. İlk başlarda hoşumuza gitti. Ganimetleri satıp satıp oturup onların çalışmasını izlemek aylar yıllar geçti. Plansızlık bizi bugüne getirdi. Hayırlı uğurlu olsun diyor Berkay Ramiz. Yani elimizle ettik, boynumuzla çekerik derdi anam. Yani bir sonucun sorumlusu biz isek. Ama bunun tek nedeni yurt dışından gelen, yani bir göç olacak, iç göç, dış göç. Siz nasıl yönetiyorsunuz bu ülkeyi? Bunun bir sınırı olmalı. Bu pervasızca olmamalı. Ramiz, Berkay Ramiz, tespitin şu anlamda doğru. Siyaset yapıcılar maalesef ve maalesef yıllarca bunu sevdiler. Her seçim öncesi binlerce yeni vatandaş tevekkele değildir. Koral Şerifoğlu, bıçak satışını yasaklayın. Hükümetlerimizin bakış açısı bu kadardır. Evet, evinizin önüne köpek bağlayın demişlerdi bir zamanda Koral Şerifoğlu. Bu önerileri yapınca rahatlıyor siyasetçi. Evinizin önüne köpek bağlayın. Diren Fahi, Diren kardeşim, Serhat Günal, Batuhan Halim, Vedat Abdurrahmanzade, Ömer Çetinkaya günaydın. Çağrı Kılınç, hepimize bu yakışır diyor. Serhat Günal günaydın. Can Sözer, Ali Çomunoğlu, merhaba Erol Topçu. Bıçağı sen, ben ya da bir yakınımız yedikten sonra
nerede olmasının pek de önemi yok. Bu tartışmayı geçtik artık. Ne yapacağız? Bu dönüşümü nasıl sağlayacağız? Buna bakmak gerekiyor. Gülay Güneş günaydın. Ali Kaplan, Hasan Gazi'nin söylediği çok önemli Hüseyin. Okullarda rehber öğretmenleri kimse kusura bakmasın efor sarf edecekler. Aileleriyle sürekli temas kuracaklar. En önemlisi bu bence. Oturup kahve içmeyle bu sorunları çözemeyiz okullarda. Eylem bu konularda yapmak lazım. Her okulda yeteri kadar öğretmen vardır. Rehber öğretmeni sorun. Üretme yerine görev yapsınlar. Hepsini aynı kefeye koymuyorum. Bunu da belirteyim. Bunun üzerine gidilmeli bence. Küçük sorunlarla bunları çözerler. Eminim diyor. Erdoğan Akar günaydın. Serkan Never. 80 milyonluk ülkenin kafadan kontaklarının cinayetinde Kıbrıs Türk'ü üstlenecek ya da çözecek durumu yok. İnsan kaynağı sağlanan ülke sorunlu bir kültüre sahip, birbirini öldürmeye devam edecekler. Orada da burada da yapacak bir şey yok. Sapık dedektörü icat edilmedi diyor Serkan Never. Sen denetimi artırabilin sevgili Serkan. Osman Berkel, Kara Osmanoğlu, Mustafa Şahan. Günaydın Mustafa. Zeynep Uyar, Yazgül Başak, Erdoğan Akar, Gül Uzun, Tülin Berova, Erhan Arıklı, Özgür Vehit, Ayşe Öztabay, İlke Davulcu. Günaydın. Tülin Berova, günaydın. Açılışınız muhteşem oldu, tebrikler. Başarılar doğru diyor. Anneniz, biz de ev idaresi dersi görüyorduk Atatürk İlkokulu'nda ve mutfağı da ikinci katında vardı. Pembe Aylanç, eğitim değişimi tüp toplum ister. Eminim okullarda kitap yok iken eğitim sisteminde bozukluk var. Halen daha birçok matbaa okul kitabı basıyor. Kasım ayına geldik sevgili Bertu. Bugün 1 Kasım, yarın 2 Kasım. Sevgili Bertu, halen daha kitap basıyoruz. Önder'e diyorum babam falan yapalım, benim sınavlarım var diyor, çalışmam lazım diyor çocuk. Tamam mı? Halen daha kitap basar matbaalar. KKTC okulları için. Kamil Emir, Kamil yeğenim. Günaydın Ahmet Çavuşoğlu. Yakup İskender. Bir toplumu iki şey eritir. Varlık içinde yokluk çekenler, varlığını hak etmeden avantadan zengin olanlar. Biz bu noktadayız. Toplumu kimler düzeltebilir? Soylu zenginler, gerçek eğitimciler, anlattığını yaşayan din adamları. Evet. Siyasete giren herkes Mercedes, araba, takımla gezmek değil, görevi toplum her geçen yıl kötüye gider demiş. Çiğdem Öğen günaydın. Hüseyin Öksüz teşekkürler. Şahan, Tongü Sehan, İpek Halim, İsmail Halit Gündost, Eylem Dolmacı günaydın. Çok güzel anlattın ekmekçi. Tebrikler arkadaşlar, paylaşalım. Herkes dinlesin diyor. Evet, yayınımızı paylaşalım değerli dostlar. Lütfen paylaşım sayısı bir miktar geride kaldı dün sevgili Bertu. 100 paylaşımda kaldık dün. Bak 100 paylaşımı beğenmiyorum artık. Geldiğimiz nokta bu sevgili Bertu. Batuhan Alim, Batuhan abi çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Toroslu, Güneş Münüş, Güneş Apla, Nevzat Özkunt, Mustafa Karahan günaydın. Şahan Tongü Sehan çok şık olmuş. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Dilerim yeni yerinizde güzel haberleriniz bol olur. Teşekkür ediyorum Sıdıka Hoca, Mustafa Serçelik. Güzel haberler yayınlayacağınız bir stüdyo olur demiş inşallah. Mustafa Taşçıoğlu, Necla Taşkan Kur'an teşekkür ediyorum. Arka renk biraz soluk kalıyor diyor Pembe Hanım. Orada da benim ışığımdan yararlanacaksınız artık. Pembe Hanım, çok teşekkür ediyorum. Fikret Zeden, Fikret Hocam. Laden Alper, stüdyo çok güzel olmuş, göz yormuyor, modern. Ancak bir gerçek varsa, stüdyoyu stüdyo yapan. Laden Hanım, çok teşekkür ediyorum. Olgun Selçuk Amcaoğlu, Nalan Nazlı. Eğitim önce aileden başlar, sonra okulda devam eder. Bu yüzden öğretmenlerin yanında rehber öğretmenlerin okullardaki tutumları da çok önemli. İpek Halim teşekkür ediyoruz. Vural Köseoğlu, KKTC'de sporcu olmak ya da olmamak. Futbol tenisiyle ilgili bir gencimizin isyanını dile getiriyor.
yurt dışındaki bir müsabakaya katılmasına izin, yani kaynak yok gerekçesiyle bir gencimiz gönderilmedi. Üstelik derecesi dünya şampiyonu olabileceği, futbol tenisinde, ayak tenisinde şampiyon olabilecek bir gencimizi maalesef ve maalesef gönderemedik. Ahmet Boranlı, öncelikle herkesten özür dilerim. Biraz uzun ama okuyacağım Ahmet Boranlı. 83'te KKTC'yi kurduk ancak hala daha doğru düzgün bir anayasamız yok. İşimize geldi mi İngiliz eski anayasası, işimize geldi mi TC anayasası? Neden bizim doğru dürüst bir anayasamız yok? 2. Eğitim sistemimiz çökmüş, neden bilir misiniz? Anlatayım. Bizim zamanımızda ilkokullardaki öğretmenler örnekti. Hem giyinmesi hem hareketleriyle. Peki ya şimdi öğretmenlerimiz kot, tişört, saç, erkeklerde küpe, yırtık kot, body tişört, bayanlar da aynı şekilde denetlenmesi lazım. Kıyafet tüzüğü olması lazım diyor. Eylem Dolmacı, çok teşekkür ediyorum. Kahve içmeye bekleriz. Abimi de al gel. Ertuğrul Toroslu, günaydın ekmekçi. Haklı, sınava alacağın yok. Acı ama gerçek. Ekonomiden siyasete, kültürden eğitime komple sistem çöktü. Çare köklü eğitim reformu. Bu dönüşümü sağlamamız lazım arkadaşlar. Oturup düşünmemiz gerekiyor. Sadece matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, İngilizce bu dersleri vererek bu dönüşümü sağlayamayacağımızı anlamamız gerekiyor artık. Öğrencileri sokağa çıkarmamız gerekiyor. Çocukların yaşamın gerçeğiyle yüzleştirmemiz gerekiyor. Cezaevindeki bir mahkumu bir okulun sınıfına götürmemiz gerekiyor. Bunlar var. Uyuşturucu batağındaki bir genç neler yaşadığını, nasıl hayatının mahvolduğunu anlatması gerekiyor. Bundan gocunmamamız gerekiyor. Böyle bir gerçeğimiz var. Böyle bir gerçeğimiz var. Yok oluyor gençlerimiz. Nesil kaybediyoruz. Ve yalnızca bunu kaybetmiyoruz. İkili ilişkilerdeki güler yüzümüzü kaybediyoruz. Benliğimizi kaybediyoruz. Bunu yok sayamayız. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yayınlarınızı da paylaşalım. Yayınımızı da paylaşalım. Bir kem töre bugün 1 Kasım, yarın 2 Kasım. Bunun yaşı diyor hala daha 35. Bertu. Frank Castello, günaydın, iyi yayınlar. Yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Bu cinayetlerin sebebi polislerimizin ihbar ve şikayetleri dikkate almamasıdır. Gönyeli'de öldürülen kadın daha önce polise şikayette bulunmuş ama polis bunun önüne geçememiş. Var mı böyle bir gerçek? Var. Onlarca olayda var. Ama gene bana şey denecek. Gene mi polisleri? Evet. Çünkü birinci şikayet merci oraları. En yakın karakol. Maalesef. Bu gerçeğimiz var. Yukarıdaki sitem Ayşe Mulla Cuma'ya aittir. Ülkem adına ve sporcular adına üzüldüm diyor Vural Köseoğlu. Gülay Şah, Ahmet Muradoğlu, Rasım Çebi, Evrim Tolga, Pembe Geceli, hello, Cemil Özmert. Ülkede asayişi sağlayan kurumun kendisi şiddet yanlısı. Toplumu nasıl olmasın? Toplumda bu kadar büyük zümre farklılıkların oluşmasına ve bu oluşan zümrelerin özünde haksız kazanç olmasına devletin izin vermesi maalesef bu sonuçların oluşmasına sebep oluyor. Evet Cemil Özmer, doğrudur, %100 haklısın. Bir de insanlarda çok rahat suç işleme özgürlüğü var. Böyle bir rahatlıkları var. Feral Uyumsal, sokaktan kaçmayın, dik durun. Ne olursa olsun doğru davranmaya çalışın ve yanlış tavırda olanları uygun dille uyarın. Çağdaş davranarak örnek olun etrafınızdakilere. Örneğin ben geçen akşam bir Rum arkadaşım ile buluşmak için işten çıkınca belediyenin bisikletlerinden bir tane kiralayıp Lokmacı sınır kapısına gittim. Gece saat 7. Oradan da uzun yola geçtim. Saat 9'da geri döndüm. Tekrar bisiklete atlayıp evimin yanındaki istasyona gidip evime de oradan yürüdüm. Elimde telefonum, pili dolu. Sokaktan kaçmayın. Bizi eve hapsetmesinler. Biz onları sokaklarda erkekli, kadınlı, güvenle gezeceğimize alıştıralım. Kısaca çağdaş ve doğru davranmaya inatla devam edelim. Sindirilmeyelim.
İnşallah polis ve devlet de sahip çıkar. Biz yine de ummaya devam edelim diyor Feral Uyumsal. Sevgili Feral. Fikret Zeden, kitapsız eğitime alıştık. Kitaplar gelince zorlanacağız diyor bir öğretmen abimiz. Çok severim Fikret Zeden. Gerçekten çok severim. Sevdiğimi söylerken de yüzüm güler. Kitapsız eğitime alıştık diyor öğretmen olarak. Kitap gelince bizi kaşıntı tutacak sınıflarda. Ya Sayın Cemal Özyiğit. Anladın siz. Anladın. Jack, 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 Jack. Anladın bu topluma. Var olanı korumaktan başka, koruma gayretinden başka hiçbir şey yok. Bir yenilik, bir ileri adım maalesef yok. Maalesef. Dörtlü hükümetin gelmiş olduğu nokta bu. Bu ülkeye dair umudumuz devam edecek. Maalesef. Ali Ece Soy, Ayşe Öztabay okul aile birlikleri de son derece önemli birimlerdir. Okul yönetimi ile istişare mühimdir. Evet Pembe Hanım anladım. Sağ olun. Hüseyin Özinal, Düzen Ayda, Hatice Özler Şahin, Can Yücedal. Londra'dan günaydınlar. Öncelikle ilkokuldan liseye kadar olan devlet okullarında kaç tane Kıbrıslı öğrenci kaldı? Bir bunun sayısını belirlemek gerek. Bizim şu anda tüm tanıdığımız çevre çocuklarını özel okullarda okutuyor. Paralı çocuklarda da ne kadar disiplin uygulayabilirsiniz? Bir bunu sorgulamak gerek. Ahmet Özkeşer, günaydın Güneş Apla. Önce aileler kendine gelsin. Çocuklarının sorununu bilmiyorlar. Daha sonra öğretmenler kendine gelsin. Her iki taraf da topu birbirine atarken bizim toplar dışarı kaçıyor diyor Güneş Münüş. Güneş ablamız uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi'nde birlikte çalıştık. Her şeyin başı önce aile terbiyesi, sonra da en büyük yük öğretmenimize düşüyor. Ali Bardak günaydın, Fikret Canıtes. Finlandiya modeli denenir hocam, kitapsız eğitim diyor Mehmet Canıtes. Rezzuk Demir, Karakolaz diyor zaten. Sabahattin Gülbudak, bunda yok bunda olsa polis gerekli önlemleri alırlar. Eşlerinden ayrılan bayanları kadın polisler koruyor. Mahkeme kararlarıyla bu rahmetli bayan da polise müracaat etseydi korunurdu diyor. Korunamadığını biliyoruz Sabahattin abi. Maalesef. Yayınımızı paylaşıyorsunuz ve lütfen yorumlarınız gelmeye devam etsin. Günaydınlar. Doların 1 TL düştüğü ortamda 30 kuruş indirim nedir? Bir dengesizliktir, ayıptır diyor. Arınç Perşinci, eğitim ve sağlık bir milletin en önemli yüzüdür. Bizim yüzümüz kızarık. Bu konuda bir de son zamanlarda göç ile gelen diğer ülke vatandaşlarının önceliği yaptığı suç artışlarının önüne geçemezsek suç adası olma yolunda tam gaz ilerleyeceğiz diyor Arınç Perçinci. Değerli dostlar, bir de kimliğini pasaportunu alıp 3 gün sonra serbest bırakıyoruz suç işleyenleri. Tamam, burada yargılanmaları gerekiyor ama bu tutuksuz yargılanma işi de bir son bulmalı. Hızla yargılanıp deporttan korkmamamız gerekiyor. Pembe Aylanç, sevgili Bertu, dün ağacın altında tatil yapmışsın. Yeriniz boştu çünkü Hüseyin Bey'in yaşı 35 olduğunu soramadı. Haberin tadı tuzu yok sensiz diyor Pembe Hanım. Nezire Gürkan, Günayır Çıka, günaydın. Polislik bir gönül işidir. Herkes polis olamaz. Herkesin gazeteci, öğretmen, doktor olamayacağı gibi. Üniversite mezunu insanlar işsizlikten açılan her münhale başvuruyor. Aldıkları para 47-2010'dan dolayı çok az. Adam master doktora yapıyor. İşsizlikten lise mezunu kadrosuna başvuruyor. Sonrası gün geçsin, para geçsin. Aldıkları ücret, aldıkları eğitime göre çok az. Ödül ve ceza sistemi yok. Kısacası yok, 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 yoklar ülkesi olduk. Ertuğrul Toroslu doğru. Mehmet Canites, günaydın abi demiş Ahmet Boranlı'ya. Demokraside çareler tükenmez. Göksel Özkan, çok çok teşekkür ediyorum sana da. Evet sevgili Bertu, gazetelere bakalım. Kısa bir ara verelim ve gazetelerde ne var? Gazete manşetlerine nasıl yansımış cinayet, ona da vakit kaybetmeden bir bakalım. Evet, 10 saniye ara.
Evet değerli dostlar, Kıbrıs Gazetesi ile başlayalım. Bugün 13 bıçak darbesiyle cinayet. Fatih Çarıkçı aranıyor. Çarıkçı mı Çıkrıkçı mı? Çıkrıkçı. 13 bıçak darbesiyle Gülbahar Ulutan isimli bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen biri tarafından hunharca katledildi. Katil zanlısı aranıyor. Önce darp etti, sonra bıçakladı. 11 yılda 58 cinayet. 11 yılda 58 cinayet. 18 yılda 38 kadın cinayet. Maalesef tablo bu. İstatistiğimiz bu. İstikrarlı bir şekilde artarak devam ediyor. Yazıklar olsun hepimiz. Yazıklar olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınımızı paylaşmanızı bekliyoruz. Bir patates krizi var arkadaşlar piyasada. Dünyanın en güzel patatesini üreten bu ülkede. Ürettiği patatesler ambardan taşıp yurt dışına patates ihraç eden bu ülkede patates ithal eder duruma geldik. Mı? Hepimizin. Hepimizin. Geldiğimiz nokta bu maalesef. Yazıklar olsun. Ülkemizde bu yıl yeterli patates üretimi yapılmaması ve ürün fiyatının 14 liraya kadar yükselmesi nedeniyle alınmak istenen tedbirler yine aksadı. Fiyatlarda düşüş sağlamak için Türkiye'den 100 ton patates getirilecekti. Ancak o da bakteri riski olmuş. Ne yurt dışından patates gelmesi ya? Ne yurt dışından patates gelmesi? Bizim patates satmamız gerekiyor. Narenciye gibi. Ne patates satmaz? İşte üretim böyle bir şeydir arkadaşlar. Dönüşümü sağlamak böyle bir şeydir. Bizde tersine bir dönüşüm sağlanıyor. Unutmayın. Hızla fakirleşiyoruz. Hızla daha geri bir ülke oluyoruz. Hızla. Hızla. Daha geri. Daha gerici. Bize yakışan bu değildir. Bunu reddetmemiz gerekiyor. Toprağa sarılmamız gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Biz tartıştığımız konular çok farklı konular. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ersin Tatar resmen UBP Başkanı 102 marka ve firmada indirim kampanyası. Kaç tanesi marka, kaç tanesi firma, hangi marka ne indirim yapacak, hangi firma ne indirim yapacak bilinmiyor. Halen daha bilinmiyor. Ama bir kampanya var. Akaryakıt da ucuzladı. O da başka bir muamma. Öyle diyeyim. Ali Çeliker günaydın. Ahmet Betmezoğlu, Hayrullah Erdem günaydın. Havadis gazetesine bakalım. Bir kadın daha hunharca öldürüldü. KKTC yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Gönyeli Akgünler sokakta 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan temizlik için gittiği evde. Takip etmiş. Temizlik için gittiği evde bıçaklayarak öldürmüş. İkinci kadın cinayet. Başsavcılıkla ilgili Devrim Demir güzel yakalamış. Şu ana kadar gördüğüm en güzel haber. Bir başsavcı yardımcısı hastadır, dosyalara bakamaz. Ama oy vermeye ambulansla gitti. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lut, Kıbrıslı liderlerle ayrı ayrı görüştü, müzakere zemini aradı. Temiz patates limanda bekliyor. TÜİK'ten direkt artık satış, patates üreticileri birliği 100 ton getirdi, 3-3,5 TL arasında satacak. Şu anda 14 TL'ye satılıyor patates, bu da giremiyor memlekete. Bu memlekete giremediği için Andres oynuyorlar bu toplumun ensesinden. Andres. Bildiğiniz Andres oynanıyor arkadaşlar bu toplumun ensesinden. Heyhat. Heyhat ki ne heyhat. Değerli dostlar. Sevgili Bertu, yeni düzene bakalım. İzledi, planladı, öldürdü. En ağır suç. En ağır.
Katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı. Bisikletle gitmiş bir de cinayet yerine. Ve zanlı telefonda taciz ediyor diye şikayet edilmiş polise. Defa defa. Bir haftadır evi gözetlenmiş arkadaşlar. Gider gelirmiş yani bir haftadır. Da önlenemezdi bu cinayet. Bu cinayet önlenemezdi. Bu cinayet önlenemezdi. Bu ve bunun gibi birçok ayıpla yaşamaya devam edeceğiz biz bu ülkede. Ne yazık ki. Bu ve bunun gibi birçok ayıpla yaşamaya devam edeceğiz. 13 bıçak darbesi var. Biri öldürücü. Bir haftadır evi gözetliyordu. Fatih Çıkrıkçı. Anormal. Yakındaki parkta da oturdu bir süre. Daha sonra gitti cinayet işledi. Gülbahar'ı öldürüp kaçtığı Star gazetesinin manşeti, bir aylık indirim, ticaret odasına bağlı bazı firmalar 102 marka ve üründe bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir aylık indirime gitti. Bir aylık oda. Bir aylık indirim. 4 dörtlük KKTC için 4 dörtlük UBP diyor. Kim? Ersin Tata. Sloganını belirlemiş. 4 dörtlük KKTC için 4 dörtlük Ulusal Birlik Partisi diyor. Dün divan tarafından resmen UBP Genel Başkanı olarak açıklandı. Derinya ve Aplıç 12 Kasım'da açılıyor. Kudret Özersay, biz artık izleyen olmayacağız, sahada olacağız diyor. Kıbrıs Postası Rehabilitasyon Merkezi TDP'nin Çakıcı nefretine takıldı diyor. Kıbrıs Postası manşetinde sessiz sedasız ve son derece gizemli bir şekilde istifa eden Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı'nın istifası ardındaki nedenlerle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadığı gibi yeni bir atama da yapılmazken bu gerçeğe ulaştı Kıbrıs Postası. Karaokçu'nun istifa nedeni Toplumcu Demokrasi Partisi ile Mehmet Çakıcı arasındaki siyasi kan davası. Çakıcı orayı rehabilitasyon merkezi yapacaktı. Devlet adına da bakım yapacaktı orada. Ama değerli dostlar, buna Çakıcı var diye karşı çıktı. Devlet kendisi neden yapmıyor da Çakıcı yapıp devlete hediye ediyor? Bu da başka bir kısım. Bir ileri adım ama yıllardır devletin kendisi, örneğin Çakıcı gibi bir eski siyaset adamını, bir uzmanı kendisi yapıp niye başına getirmiyor? Çakıcı özel bir girişim yapacaksa yapabilir. Zaten var Türkiye'den gelenler vesaire vesaire. Birçok müşterisi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda cennetlik işler yapıyor Mehmet Çakıcı. Devletin kendisi neden yapmıyor, yapamıyor? Bu ülkede bu gençler uyuşturucu batağındayken. Bizim esas sorgulamamız gereken bir başka nokta da budur. Rehabilitasyon merkezi TDP'nin Çakıcı nefretine takıldı. Bu da bir gerçek. Başka bir gerçek yani yaşadığımız. Değerli dostlar. Kıbrıs manşet yeter artık demiş. Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Gönyeli'de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan cinayete kurban gitti. Türkiye'nin yeni büyükelçisi Murat Başçeri bugün güven mektubunu Mustafa Akıncı'ya sunacak. Bu da başka bir gelişme. 2850 litre kaçak mazot tespit edildi. Bu memleketin en bilinen firmalarından birisi Yonpaş. Özellikle dülgerlerin bir numaralı ham madde satıcısı. Arkada bir depo, 2850 litre kaçak mazot orada depolanıyor. Muhtemelen Rum tarafına giden tankerle yakalanan mazot var ya, muhtemelen o işte bir bağlantısı var ya da benzer bir bağlantısı var. Birileri bizi aha böyle soyuyor arkadaşlar. Birileri bizi aha böyle soyuyor. Ahmet Betmezoğlu, Ahmet Baba günaydın. Ali Çeliker,
Bu konuda önemli, ev kiraları bu yıl çok az öğrenci geldi. Evleri hep boş kaldı. Gelen öğrenciler de ev kiralarında çok şikayetçi ev sahiplerinden. Doğrudur. Mehmet Ali Güröz günaydın. Melis Özgür Soy. Bu 102 firmanın listesi olması lazım. Liste bekliyoruz yetkililerden. Bu cinayet önlenebilirdi. Pembe Aylanç. Doğrudur. Bu cinayet önlenebilirdi. Hakikat gazetesi sahadayız diyor. Haklarımızı tesis eden konuma geliyoruz. Sahadayız ve bu gerilim devam ediyor. Tatar Genel Başkan Bahçeli güven mektubunu bugün sunacak. Ve göz göre göre öldürüldü. Hakikat gazetesinin ön sayfasındaki bir başka haber. Evet değerli dostlar. Biz burada noktalıyoruz bugün programımızı. Yarın cuma, yarın tamamen yorumlara ve yorumlarınıza odaklanacağımız bir gün. Bol bol yorum yazın, bol bol konuşalım, bol bol tartışalım, bol bol yayınımızı paylaşalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kuzey Kıbrıs Türksel, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs'ı sundu.